Ermeni kültürü her zaman farklı halklar arasındaki etkileşim alanında olan ancak orijinalliğini koruyan karmaşık bir sistem olarak ifade ediliyor. Ermeni halkı kendisine özgü olanı özenle koruyarak ve zenginleştirerek dünyadaki halklarının ortak kültür hazinesine değerli bir katkı sağlamıştır. Bugün Batı Ermenistan kültürünü siyasetçi, siyasi danışman Simon Daroyan ile konuşacağız. Merhaba Bay Daroyan. Barış, merhabalar. Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler Kemalist Türk baskısı altında kültürlerini nasıl korumayı başardılar? Batı Ermenistan'da Kemalist rejimin altında Ermeni olmak hayli bir büyük zorluktur. Çünkü Kemalizm İttihat Terakki ve Abdülhamit geleneği devam eden bir devlet yapılanmasına, soykırım üzerine inşa edilmiş devlet yapılanması olduğu için Ermeni olmak bir ayrı bir sorun, özel bir sorundu. Çünkü devlet yapılanması Ermeni karşıtı üzerine şekillenmişti. Bu açıdan da Ermenilerin yaşayabilmesi çok zorlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmiş. Ve Kemalist yönetiminde Ermenileri Ermeni olarak tanımlayan aslında etniksel olarak değil de dinsel olarak o da İstanbul'la sınırlandırmaya çalışıyor. Diğer bütün Batı Ermenistan bölgelerinde Ermenilerin varlığı inkar edilmiş, yok sayılmış, asimile uğratılmaya veya de göçe zorlatmaya çalışılmış. Bu açıdan da Ermenilerin kendi yerli olduğu ülkeleri olan Batı Ermenistan'da yaşam alanları çok sınırlandırmış ancak bir varmış bir yokmuş gibi yaşamlarını sürdürebilmeye çalışmıştır. Kemalizm bir rejim olarak sürekli politikasını Ermeni karşıtı olarak devam etmiştir. Bu açıdan da Ermeni halkına yapılan soykırım maalesef devam etmektedir. Bizim halkımızın kültürü kendi yaşam alanında geçmişten nasıl sürdürebilmişse o şekilde kendilerinin geçmiş kültürlerini bir şekilde taşıyabilmişler. Ama açık bir örgütlülük söz konusu çok zordur. Çünkü bu fırsatları devlet sürekli kendi mahalle baskılarıyla olsun, devlet mekanizmasıyla olsun hep sorun hale getirmiştir. Son yıllarda işte bazı dernekleşmeye girildi. Ona da çok büyük fırsat verilmedi. O da Avrupa'nın normlarında bir sözüm ona Avrupa'ya bir göstermelik durum olduğunu gösterdiler. Bu açıdan da Kemalizm rejimi asla değişmemiştir. Tarihçi bir geleneğini hep sürdü. Aynı zamanda Abdülhamit geleneğini. Hem bir taraftan laik bir devlet olarak kendisini tanıttı. Ama ne yazık ki İslam'ı da her zaman kendilerine bir sömürü aracı olarak kullanmaya çalışmıştır. Onun için Ermenilerin varlığı kimsenin pek bir haber olmadan yaşadığı bir gerçektir. Evet, soykırım büyük zararlar verdi ama soykırım başta bitmediğini tanıtırız. Bizler soykırım zulmüyle yaşamış nesilleriz. Արևմտյան Հայաստանում ապրող որպես բնիկ հայ ժողովուրդ ինչպես ենք կարողանում մեր երիտասարդներին մեջ սերմանել այնպիսի արժեքներ, որոնք որ կպահպանեն Բաթի Ermenistan'da yaşayan Ermeniler yerli bir halk olarak Ermeni kimliğini korumak için gençliğimize ne gibi değerler aktarıyor? Biz Ermeniler Batı Ermenistan yerli halkı olarak bizim herhangi bir din veya da bir parti olarak bunu imkansız kılmıştır. O yüzden ki biz Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler olarak bize din dayatılması ve partilerin dayatılması doğru değildir. Çünkü orada zaten hep bir zorlu süreçlerde yaşayıp gelmiştir. Halkımızın kendi yerli olduğunu, yerli
etniksel olarak kültürünü, kimliğini bunu kavraması gerekiyor. Yani hiçbir onun inançsal olarak hiçbir şey onun Ermeni etnik kimliğini engelleyemez. Onun için şunu iyi anlamak lazım. Eğer dinsel olarak ele aldığımız zaman İstanbul'a sınırlı bir tanımlama geliyor. Ama etniksel olarak o zaman bunun sınırlaması nasıl getirebilir? Tabii devlet politikası sürekli manipüle yaparak bizim varlığımızı inkar etmiştir kendi ülkemizde. O açıdan da hiçbir din, yani bir inanç engel değildir Ermeni kimliğinin varlığına. Onun için Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler bunu rahatlıkla ifade edebilir, Ermeni kimliğini savunabilir, sahiplenebilir ve buna hiç kimse engel değildir. Devletin artık manipülasyonundan çıkıp kendi öz kimliğine sahiplenip yüzleşmesi çok önemlidir ve bu asimilasyon politikası aslında Osmanlı despotik devleti döneminde de devam etti, bugün de devam ediyor ve Osmanlı'nın bitiş süreçlerinde artık bunu soykırıma dönüştü ve bu politika bugünümüze kadar devam etmektedir. Yüzyıllar önce kendi yerel olarak yerelde kendi varlığını koruyan Ermeni aşiretleri vardır ve daha sonra soykırım zorlu süreçlerinde bu aşiretlere katılan aileler vardı, bireyler vardı ve bölgedeki nüfus bugün de etniksel olarak Ermeni olduklarını bilen ve bilmeyen kesimler vardır. Devlet bunu sürekli düşmanlaştırmaya çalıştı. Bunun için şunu anlamak da yarar vardır. Bugün soykırımla sürgüne gitmiş dünyanın dört bir tarafında diaspora olarak adlandıran Ermeniler, bunlar hepsi Ermenistan kökenli. Bunu anlamaları herkesin gerekiyor ki soykırım demek 1,5 milyonla sınırlı değildir. Soykırım politikası en büyük devamlılığı devam ediyor. Aynı zamanda asimilasyon da yani bir soykırımdır. Çünkü bu soykırım politikası aynı zamanda büyük bir asimilasyon politikasını sürdürmektedir. Bölgede Ermenilerin varlığı soykırım olmamış anlamına gelmez. Nedense 100 yıl önce olmayan Türk ulusal kimliği bugün 80 milyona dönüşüldü. O zaman neden Ermeniler yerli bir halk olarak 80 milyon Ermeni değildi, Batı Ermenistan değildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak 80 milyon oldu. Buna da herkesi vatandaş aidiyetini Türk ırkçılığına aynı zamanda dönüştürüyor. Bugün onların politikasına bakarsan Azerbaycan'ı da buna katıyorlar. Jön Türk politikasıyla iki devlet bir millet. Aslında bu ırkçı bir politikadır. Çünkü bunların Pan Türkis hayalleri hiçbir zaman vazgeçilmemiştir. Aynı politikaya devam etmektedir. Onun için biz Ermeniler dini engellilikleri kendi aramızda kaldıralım. Kendi gerçek yerli kimliğimizle sahiplenelim, yüzleşelim. Bizim partiler arası ayrılıklı görüşlere son vermemiz lazım. Çünkü biz yerli bir halk olarak kendi bölgede varlığımız varsa o zaman kendi varlığımızı belirgin hale getirmemiz lazım. Bütün üzerimizdeki baskıyı, korkuyu aşmamız lazım. Bu bizim insani haklarımızdır. Eğer bunu yapmadığımız sürece bizim haklarımızdan muaf tutulur. Ne yazık ki bizim bu haklarımızdan muaf tutulması için Türkiye Cumhuriyeti bu despotik politikasını, soykırımcı politikasını kötü bir şekilde devam ettirdi. O yüzden halkımıza sürekli baskı ve korku salatmaya çalıştı, travma yaşatmaya çalıştı. Bütün karşıt görüşleri Ermeni olarak lanse etti ve bunu bir suç haline getirdi. Aynı zamanda Ermeni olmanın küfür haline getirdi. Bunu iyi bilmek lazım. Ermeni olmak İstanbul'da sınırlı değildir. Evet, İstanbul'da kimileri yüzyıllardır yaşıyorlar. Hatta 1000 yıl öncesine yaşayanlar vardır. Ama demek olmuyor ki bütün İstanbullular hemen İstanbul'da yaşayanlar bugün İstanbul'da yaşıyor. Bunlar bir generasyon, iki, üç generasyon önce Batı Ermenistan farklı yerlerinden göç etmek zorunda kalan aileler olduğunu görmekteyiz. Onun için bizler ulusal yerli bir kimlik sahip olan Ermeni halkı bunu farkında olmamız lazım. Bugün Hristiyanlığa ve hatta Ermeni Arevorti
Pagan döneminde benzerliğini ve evet, aynı kökten gelen Aleviliği baktığımız zaman yaşam kültürü, yaşam şeyleri çok farklı görülmüyor. Aynı kökten beslendiğini görüyoruz, terimler değişse dahi. O açıdan da biz bu gerçeklerin farkında olmamız lazım. Bugünkü Ermenistan Sovyetlerden kendi bağımsızlığını aldı. 30 yılı aşkın bir bağımsızlık süreci yaşıyor. Şunun farkında olmaları lazım. Ermenistan bir din devleti ve Hristiyan devleti değil de bir Ermeni devletidir. Ama kendini öyle tanıtmaları ve de öyle anlamaları yanlıştır. Çünkü Ermeniler ilk başta burada yerli halk, yerli bir ulus olduğunu anlaması gerekiyor. Ve kendi parçalarını Batı Ermenistan'ı yok sayarak ya da Batı Ermenistan'daki Ermenileri yok sayarak bunu görmezden gelemez. Bu gerçekliği artık son vermenin zamanı gelmiştir. Çünkü Pan-Türkizm Abdülhamit'ten bugüne kadar kendi soykırımcı politikasını devam etmektedir ve bunu sürekli Azerbaycan üzerinde denedi. Çünkü Batı Ermenistan yapılan soykırımı Azerbaycan'da da Doğu Ermenistan diğer tüm bölgelerinde de bunu devam etmeye çalıştı. Bugün Arzak'a karşı yapılan savaşta bunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Sayın Daronyan, bir siyasetçi olarak Batı Ermenistan'daki kültürel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Batı Ermenistan'da kültürel olarak nasıl bir değişim dönüşüm olduğunu bakarsak, Batı Ermenistan'da aslında pek bir şeyin çok öyle değiştiğini görmüyoruz ama kısmi olarak değişimler vardır. Çünkü gelişen dünya koşullarında işte sosyal iletişim vesaire bunun işte biraz uyanmasına vesile oldu. Ama sonuç olarak büyük çaplı değişimleri bahsetmek çok doğru değildir. Çünkü Ermenilerin varlığını hep inkar, hep görmemesinden geldi Batı Ermenistan'da. Ermenilerin karşı hep asimilasyon politikası devam etti. Batı Ermenistan'da ne yapılabilir? Hele bugünkü şartlarda ne yapılabilir? Pek bir şey orada açıktan yapmak çok sorunlu bir hale getirmiştir. Çünkü Ermeni düşmanlığı o kadar körüklemiş ki, yani insanların varlığı artık bir sorun hale getirmiştir. Çünkü Kemalist rejim kendi varlığını daha bir agresif bir aşamaya getirmiştir. Bu açıdan da Ermenilerin orada kültürel varlığını yaşayabilmesi için koşulların oluşması gerekir. Bu koşullar nasıl oluşturabilir? Onları düşünmekte yarar vardır. Batı Ermenistan'da son yıllarda yapılan bir takım kısıtlı dernekleştirmeler ne yazık ki varlıklarını zorlu bir şekilde sürdüremiyordu ya da varlığını sürdüremez hale gelen dernek durumları olmuştu. Sosyal iletişim aracılığıyla işte gelen etkinlikler olsun, ondan sonra bir takım ziyaretler neticesinde halkımız içerisinde iletişimler kurulmuştur. Ama bunlardan ne kadar yeterlidir onu da düşünmekte fayda vardır. Batı Ermenistan'da Ermenilerin varlığı şunu iyi bilmeli ki Batı Ermenistan'da Ermenilerin varlığı statü olarak vardır, yerli halk olarak vardır ve bütün insan olarak bütün haklarına sahiptir. Ne yazık ki bu haklarından mağrup edilmesi için bu soykırımcı, despotik itaatçının yapılan için devamı olan Kemalist rejim bunu bilerek kasıtlı bir şekilde sürekli bastı, sürekli ötekileştirdi, sürekli zulüme uğratladı. Bu açıdan da Ermenilerin varlığı orada büyük bir sorun haline devam etmektedir. Bunun değişmesi için oradaki yaşayan kardeşlerimiz, soydaşlarımız bunu iyi anlaması gerekir. Halkımızın tek kurtuluşu Batı Ermenistan hakkına sahip çıkması, kendi yerli halkı hakkına, kendi kimlik bilincine sahip çıkması, kendi kimliğiyle yüzleşmesi, onlar için de
Hiçbir engel yoktur kendinin kendi kimliğine sahip. Tabii ki devlet bu engelleri yapıp bu engelleri kendi zihniyetlerinde aşması gerekiyor. Bunun bilincinde varması lazım. Kendi dil Ermenice'yi mesela geliştirebilir. Bugün sosyal iletişim aracılarıyla bunu yapılabilir. Örneğin bugün Batı Ermenistan TV'si, Western Armenian TV bunun için çok önemli bir iletişim bilgi aracı söz olabilir. Burada mesela Ermenice dersler verilebilir. Ve Batı Ermenistan'ın işte bugün yapılanması bunun için büyük önemli bir temsiliyet gücüdür. Onun için Batı Ermenistan'daki Ermeniler kendileri hiçbir zaman yalnız hissetmesinler, sahipsiz hissetmesinler. Bugün Ermenilik yok olmadı, Ermeni kültürü kimliği yaşıyor. Bugün Ermenistan'da var bir devlet olarak, Karabakh'ta bir devlet vardır. Ve aynı zamanda devlet statüsünü savunan Batı Ermenistan'da vardır. Ve bu gerçekliği artık farkında olmaları çok önemlidir. Kendi üzerine baskı unsurlarını kırmaları gerekiyor. Bilinçlenmesi gerekiyor. Kendi imkanlarıyla ne yapabilir ki? Beklemekten ziyade ne yapılabilir, nasıl uyanabilir? Bu tür araçlar içine girmesi gerekiyor. O açıdan da bütün Batı Ermenistan'da yaşayan soydaşlarımıza açıkça bunu söylüyoruz ki kendi gerçek kimliğine sahip çıkmaları, yüzleşmeleri, korkuyu aşmaları. Dünyanın dört bir tarafında Ermeniler vardır. Yok olmadık, soykırım bizi yok edemedi, başarmadı. Ve bu despotik rejimden kurtulacaktır. Bu ebediyet değildir. Bunun da sonu geliyor. O yüzden ki bu despotik rejimde ezilen tüm kesimler, tüm halklar, tüm inançlar artık buna son vermesi için ve bundan kurtulması için Batı Ermenistan'la mutlaka birleşmeli. Aynı bizler ezilen halkız, bizler yerli halkız, bizler zulüme uğramış haksızlığa, bizi kendi kafalarında başka yanlış yere görmesinler. Biz gerçeğiz, gerçeklik kurtuluş bizimle beraber olur. Bu açıdan da bütün politik dinamikler bizim saflarla katılmasını, bir an önce katılması gerekiyor. Aksi takdirde hiç kimse bu zulümden tek başına kurtulamaz. Tek kurtuluş Batı Ermenistan'ın birlikte mücadeleidir. Batı Ermenistan bayrağı altında birleşip haklarınızı muhafaza etmek. Başka türlü kurtuluş yolu yoktur. Bay Darunyan, reportaj için teşekkür ederim.